Rusya 9 Mayıs'ta kutlanacak Zafer Bayramı için provalara başladı. 9 Mayıs önemli bir tarih Rusya için. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı gün. Şimdi Putin 9 Mayıs'ta yeni bir zafer açıklamak istiyor. Bakalım bu olacak mı, ama kutlama hazırlıkları başladı, en azından bunu söyleyebiliriz. Gösteri uçakları gökyüzünde Z harfi çizdi. Tıpkı işgalde kullanılan askeri araçların üzerinde olduğu gibi. Ve provalara nükleer silah taşıma kapasiteli bombardıman uçağı da katıldı. Fonda bando marşı. Gökyüzünde Rus savaş uçakları. Görüntü Rusya'nın başkenti Moskova'dan. 9 Mayıs'ta kutlanacak Zafer Bayramı'nın ilk provası yapıldı. Rus savaş uçakları Z harfi çizdi. Z harfi Rusça batı anlamındaki zapat kelimesinden geliyor. Rus ordusunun batı kanadını, yani Ukrayna'da savaşan birlikleri temsil ediyor. Harf Ukrayna savaşı ile birlikte zafer sembolüne de dönüştü. Ukrayna basını gökyüzünde çizilen Z harfini Nazi Almanyası'yla kıyasladı. Hitler döneminde Nazi uçakları da gökyüzünde gamalı haç oluşturmuştu. Rusya 9 Mayıs'ta 2. Dünya Savaşı'nda Kızıl Ordu'nun Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin yıl dönümünü kutluyor. İddiaya göre Putin bu yıl Ukrayna'da kazanılacak zaferle birlikte çifte kutlama yapmak istiyor. İşte bu yüzden zafer geçidi töreninin provası bile psikolojik savaş olarak yorumlanıyor. Provaya 11 bin asker, 131 modern silah ve askeri teçhizat, 77 uçak ve helikopter katıldı. Nükleer silah taşıma kapasiteli bombardıman uçağı da yer aldı. Ancak tüm bu hazırlığa rağmen evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Rus ordusunun geri sayım yaptığı Donbas Muharebesi'nin uzun ve zorlu geçmesi bekleniyor.